Herkese merhabalar. Biliyorsunuz bundan önceki videolarımda da birçok ahşap yağlama işi yapmıştım. Ve bu videolarımı herkes çok sevdi. Öncelikle teşekkür ediyorum. Şimdi de bana yine en çok gelen sorulardan biri de hangi ahşapta hangi yağları kullanmalıyız sorusu ve hangi renkleri kullanmalıyız sorusuydu özellikle. Ben de onun için burada bir masa hazırladım ve masamızı 6'ya böldüm. Masamız doğal meşe kaplamadan yapıldı ve burada farklı farklı renkleri kullanacağım. Tabii bu arada bu renkler hangi ağaçların yapısına daha uygun, hangi ağaçlarda daha güzel görünür onlardan bahsedeceğim. Yavaş yavaş dilerseniz ben hazırlıklarımı yapayım. Sonra renklerimizi masamızın üzerine yaymaya başlayayım. Bezlerimi hazırladım. Yağlarım zaten hazırdı. Masamızı daha önceden bölmüştüm. Spatulam hazır. Şimdi de eldivenlerimi takıp size hem renkleri göstermeye hem de yağlamaya başlıyorum. Evet, şimdi nereden başlayayım acaba? Nereden başlayayım? Bence koyu bir renkten başlayayım. Benim çok sıklıkla kullandığım bir renk olmamakla beraber çok beğendiğim bir renk. Ve yeni dönemde de çokça kullanacağım bir renk olacak. Mahogani rengi. Mahogani rengi böyle kiraza çalan çok güzel bir renk. Onu masamızın birinci bölümünde bunu kullanacağım. İkinci bölümünde ise burada benim kendi yapmış olduğum işlerde en çok kullanmış olduğum Dark Oak rengini kullanacağım. Bu da hafif kahverengimsi, böyle gölge veren çok güzel bir renk. Onu da size az sonra göstereceğim. Burada da çok hoş bir renk var. Bourbon. Bunu da yağladığım zaman onu göreceksiniz. Dördüncü olarak da Chocolate. Chocolate adıyla anlaşıldığı gibi çikolata renginde ve ağaçların üzerinde gerçekten harika duran bir renk. Bunu da dördüncü rengim olarak kullanacağım. Burada da Ash Grey diye eskitme bir renk var. Ben yeni dönemde de bunu çok çok sık kullanacağım ve şu anda da kullanmaya başladım. Harika bir renk. Burada da ahşabın sadece kendi rengini ortaya çıkaran saf bir renk olan pür rengini kullanacağım. Bu da gerçekten bizim mobilyalarımızın yaklaşık olarak %20'sinde 30'unda kullandığımız hoş bir renk. Numuneler için de Rubio Monocoat'a teşekkür ediyorum. Yavaş yavaş dilerseniz yağlamaya geçeyim. Ama yağlamaya geçmeden önce size çok önemli bir husustan bahsedeceğim. Benim burada kullanmış olduğum doğal ahşap yağlarının en güzel efektlerini ve renklerini alabileceğiniz ağaçlar bence, daha doğrusu benim kanaatimce meşe, dış budak ve kestanede bu renkleri çok güzel bir şekilde kullanabilirsiniz. Açık renkleri açık ağaçlarda kullandığınız zaman, çam gibi ağaçlarda kullandığınız zaman çamda falan çok göstermez. Onun için bu renkleri çoğunlukla ben meşe, dış budak ve kestane ağaçlarında kullanıyorum. Bir de ceviz ağacında renkten ziyade saf yağ kullanmanızı öneririm. Ceviz ağacının o güzel harelerini ve o güzel rengini çok açığa çıkaran bir renktir. Onun için ceviz ağacında da sadece saf renkleri kullanmanız kesinlikle çok önemli. Şimdi yavaş yavaş yağlamaya başlıyorum. Siz de güzel güzel izleyin. Evet, ilk rengimiz mahogani. Bakalım meşe kaplamanın üzerinde nasıl duruyor. İlk önce yağımızı şu şekilde dağıtıyorum. Şimdi de benim en çok kullandığım ve en çok sevdiğim renklerden biri olan Dark Oak'a masama uygulayacağım. Bakalım bu renk nasıl çıkacak. Bu arada ben bunları yaptıktan sonra da bu renklerle yapmış olduğum uygulamaları videonun en sonunda sizinle paylaşacağım. Bir resim slide olacak ve bu renklerle yapmış olduğum evleri, iş yerlerini, ofisleri ve restoranları yavaş yavaş izlersiniz. Şimdi Dark Oak'a hemen masamıza uygulamak için döküyorum. Burada da yine benim favorilerim içerisinde girmeye aday Bourbon'u deniyorum. Hemen açıyorum. Bunda zaten yakın dönemde birkaç tane iş yaptım. Bunda da çok güzel renk çıkacağına eminim. Hadi bakalım.
Şimdi de yine işlerimde uygulamaktan çok keyif aldığım, adından da anlaşılacağı gibi koyu bir renk çaklıkta kullanıyorum. Az sonra çok güzel bir renkle karşı karşıya kalacağız. Böyle eskitme tarzı, böyle mavimsi, grimsi bir şey olan ash grey rengini deneyeceğim. Ash grey de gerçekten meşenin üzerinde harika bir renk. Şimdi bakalım ash grey nasıl olacak. Evet, şimdi de ağacın saf rengini ortaya çıkaran pür rengiyle beraberiz. Pürü de uyguladıktan sonra bakıyoruz, renkleri daha yakından tanıyoruz ve bitiriyoruz. Evet, bantlarımızı da çıkardık. Bantlarımızı çıkardıktan sonra renklerimiz daha çok açığa çıktı. Burada gayet güzel renkler oluştu. Dediğim gibi, videonun başından anlattığım gibi bu renkler bana göre en güzel meşe, dış budak ve kestane ağaçlarında oluyor. Onun haricindeki ağaçlarda biraz daha aksiyonları farklı olabiliyor. Özellikle çam ağacında kendi renginden ziyade daha koyu renkler seçerseniz çam ve ladene ağaçları gibi ağaçlarda daha güzel aksiyon alabilirsiniz. Cevizde de sadece cevizin kendi rengini ortaya çıkaracak pür rengini rahatlıkla kullanabilirsiniz. İsterseniz şimdi burada yapmış olduğum renkleri bir yakından görelim. Sonrasında bu renklerden oluşan projelerimin slaytını sizle baş başa bırakıyorum. Yine ahşapla alakalı herhangi bir sorunuz olursa yorum kısmına bırakabilirsiniz. Ben zevkle yanıtlayacağım. Aynı zamanda bizi Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. Bu ürünlere de aşağıda bıraktığım kendi web sitemizden sahip olabilirsiniz. Görüşmek üzere. Slaytları atlamayın. Çok güzel işler geliyor.